Zümrüdü Anka Kuşu Efsanesi Erdoğan reklamı Phoenix anlamı ne? Zümrüdü Anka Kuşu nedir? Ve Anka Kuşu Efsanesi nasıl son günlerde Erdoğan'ın dikkat çeken reklamının ardından merak edildi ve diğer adıyla Tuğrul Kuşu anlamı araştırılmaya başladı. Yabancı kaynaklarda Phoenix diye geçen Anka Kuşu hakkında merak edilen tüm detaylar ve ilginç hikayesi haberimizde. Zümrüdü Anka Kuşu nedir? Nasıl bir kuş türüdür ve Anka Kuşu'nun hikayesi nasıldır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çeken reklamında yer alan Zümrüdü Anka Kuşu diğer adıyla Singürt milyonlarca kişi tarafından merak edildi ve araştırılmaya başladı. Türk mitolojisinde Tuğrul Kuşu da denilen Anka Kuşu'nun hikayesi ve ilginç efsanesi haberimizde. Simgürt bir diğer adıyla Zümrüdü Anka Kuşu, Pers mitolojisinde ortaya çıkan ve zaman içerisinde doğudaki hikaye ve efsanelerde de yer almaya başlayan bir kuştur. Efsanelerde bu ismi dışında Simurgh, Senmurgh, Sinamaru, Anka gibi başka isimlerle de anılmaktadır. Türk mitolojisinde ise Anka kuşu veya Tuğrul kuşu olarak anılan bu kuş yabancı kaynaklarda ise Phoenix olarak geçmektedir. Pers edebiyatında Homo olarak tanımlanmış, Arapça kaynaklarda ise Ruk olarak yer almıştır. Zümrüdü Anka kuşunun hikayesi, efsaneye göre kuşların hükümdarı olan ve Kaf Dağı'nda yaşayan Zümrüdü Anka, bilgi ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Kuşlar Simurgh'a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürlermiş, ama içlerinden onu gören olmamış, Simurgh ortada görünmedikçe kuşkulanır olmuşlar ve sonunda umudu kesmişler. Simurgh'un yuvası, etekleri bulutların üzerinde olan Kaf Dağı'nın tepesindeymiş. Bir gün uzak bir ülkede bir kuş sürüsü Simurgh'un kanadından bir tüy bulmuş. Onun var olduğunu anlayan dünyadaki tüm kuşlar toplanmışlar ve hep birlikte Simurgh'un huzuruna gidip, yolunda gitmeyen şeyler için yardım istemeye karar vermişler. Kuşlar, hep birlikte göğe doğru uçmaya başlamışlar. İsteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer dökülmüşler. Yorulanlar ve düşenler olmuş. Önce aşk denizinden geçmişler, sonra ayrılık vadisinden uçmuşlar. Hırs obasına aşıp kıskançlık gölüne sapmışlar. Kuşların kimisi aşk denizine dalmış, kimisi ayrılık vadisinde kopmuş sürüden, kimi hırslanıp düşmüş obaya, kimi kıskanıp batmış göle. Önce bülbül geri dönmüş, güle olan aşkını hatırlayıp papağan o güzelim tüylerini bahane etmiş. Oysa tüyleri yüzünden kafese kapatılırmış. Kartal yükseklerdeki krallığını bırakamamış. Baykuş yıkıntılarını, balıkçıl kuşu bataklığını özlemiş ve nihayet 5 vadiden geçtikten sonra gelen 6. vadi, şaşkınlık ve sonuncusu 7. vadi olan yok oluş vadisinde bütün kuşlar umutlarını yitirmiş. Kaf Dağı'na vardıklarında geriye sadece 30 kuş kalmış. Simurgh'un yuvasını bulunca öğrenmişler ki, Simurgh 30 kuş demekmiş, onların her biri birer Simurgh'muş. 30 kuş anlar ki aradıkları kendileridir ve gerçek yolculuk, kendine yapılan yolculuktur.